Hepinize merhaba. Bugün teknik konular içinden RAID konusunu işleyeceğiz. RAID 0, 1, 5 ve 10 gibi günlük hayatta çok karşılaşacağımız bir takım RAID'lerin neler olduğunu ve nasıl çalıştığını gelin hep beraber bir bakalım. Her zamanki gibi size yazarak çizerek biraz anlatmak istiyorum ama öncesinde temel bilgisini vereyim. En basit anlamda düşünürseniz bildiğiniz üzere evde kullandığımız bilgisayarlar, yani çok eskiden bu desktoplar vesaire de işte hard disklerle sonuçta hafızasını depoladığımız bilgileri hard disklerde tutuyor. Bu hard disklerin çeşidi türü ne olursa olsun, yani geçmişten bugüne biraz değişti, SSD kartlar, SSD hard diskler vesaire çıktı. Fakat hala değişmeyen bir temel altyapısı var. O da RAID kartları ve diğer teknolojiler. Yani bu demin saydığım RAID 5, RAID 0, 1 vesaire gibi teknolojiler. Bunlar nelerdir? Evde kullandığınız bilgisayarda sadece bir tane hard disk olur. Ve bu hard disk bir şekilde manyetik olarak veya işte su döküldü, bozuldu, bir şey oldu. Veriler silindiği anda sizin tüm verileriniz kaybolur. Ancak bizim sunucu dediğimiz sistemlerde bu veri kayıplarına çok fazla tolerans yoktur bildiğiniz üzere. Yani oradaki verilerin ne olursa olsun saklanması, erişilebilir olması, kimi zaman da performanslı olması istenir. Yani çok hızlı, bugün Google'da, YouTube'da vesaire bir video açtığınızda hemen bir videonun oynatılması için oradaki veri transferinin çok hızlı olması gerekiyor. Bu ve bunun gibi işte 7/24 çalışan, dediğim gibi, kimi zaman yedeklemek açısından, kimi zaman hız açısından farklı teknolojiler geliştirildi. Evdeki bilgisayarınızdan farklı olarak, kaldı ki günümüzde artık evdeki bilgisayarlarda da RAID kartı var, oluyor. Laptoplarda da oluyor. Olmaya başladı diyelim. Birden fazla hard disk yuvası var ve bu hard diskleri RAID yapabiliyorsunuz. RAID nedir? Birden fazla hard diski işte ya yedekli olarak kullanmak için ya da hızını artırmak için kullandığınız bir takım teknolojiler. Bunların içinde neler var? İşte normalde anakartta bir IDE çıkışı olur. Yani hard diske direkt bağlanır. Ve sizin işletim sisteminden, bilgisayar ekranından, komutlardan verdiğiniz tüm bilgileri o hard diske direkt yazar. Sunucularda bundan farklı olarak veya RAID kartı olan bilgisayarlarda bundan farklı olarak birden fazla diski farklı amaçlarda kullanmanıza da olanak tanır. Nedir bu amaçlar? Yedeklemek amaçlı. Dediğim gibi iki tane diski birbiriyle yedekli kullanır. Böylece disklerden biri arızaya geçse bile, herhangi bir mekanik ya da manyetik alandan etkilenerek, mekanik arızayla veya manyetik bir arızayla verilerin kaybolması halinde bir diğer kopyası aynı anda o sırada devrede olduğu için herhangi bir kayıp yaşamadan sistem çalışmaya devam eder. Burada esas olan sistemin anlık yedeklenmesi ya da birebir o sırada devrede olmasıdır. Yani siz bu yedekleri başka şekillerde de alabilirsiniz ama anında devreye sokamazsınız. Yani hizmetiniz kesintiye uğrayacaktır. Gelin kağıt üstünde bu RAID dereceleri nelermiş, nelere karşılık geliyormuş ve nasıl akılda tutulabilir, onları da çizerek anlatayım. Bu konuya değinirken öncelikle hard disklerin çalışma prensiplerinden de biraz bahsetmek lazım. Bildiğiniz gibi bu eskiden beri kullanılan hard disklerin içinde CD benzeri, eğer bir videolarda görmüş olabilirsiniz ya da içi açılmış bir hard disk gördüyseniz, içinde şöyle CD benzeri yuvarlak plakalar oluşur ve bu plakalardan da sadece bir tane değil, 3 tane, 4 tane vesaire olur. Bunların üzerine de okuyup yazan böyle kafalar vardır. Bunların ucunda da iğneler, böyle araya giren. Şöyle ikinciyi, üçüncüyü çizelim. Bir takım kafalar hard diskten okuma ve yazma işlemini yaparlar. Şimdi bu tabii günümüzde artık SSD'ye dönüştü. SSD tamamen böyle bir USB disk gibi elektronik kart şeklinde. Yani mekanik hareketli parçaları yok. Bunun ise mekanik hareketli parçaları var. Bu elektronik devre üzerinde de olsa belli bir okuma yazma hızı var. Okuma yazmaya genelde IO, input output deniliyor.
Okuma hızı yani read hızları genellikle daha yüksek olur. Write hızları ise yazma işlemi sırasında biraz daha güç sarf ettiğinden diyeyim ya da ekstra işlemler yaptığı için yazma işlemi genellikle read'e göre biraz daha düşük olur. Sonuçta sizin eski konvansiyonel veya standart kullandığınız bilgisayarlarda bir tane hard disk var diyelim. Ve bu hard diske siz bir veri yazacaksınız. Bu hard diske veri yazacağınız zaman bilgisayardan bir komut gönderdiniz. İşte bir MP3 dosyası kopyalanacak vesaire. Siz buna yaz dediğiniz zaman bu kafalar aracılığıyla vesaire okuma yazma hızına bağlı olarak işte anakartın, veri yollarının, aradaki kablonun hızına ve yoğunluğuna, o sıradaki yüküne bağlı olarak bu verileri yazacaktır. Ancak bu hard disk herhangi bir şekilde işte mekanik olarak arızaya geçti, bozuldu. Tüm verileriniz kayboluyor. Verileri geri kazanma şansınız yok. Oysa bizim sunucu sistemlerinde RAID dediğimiz yapılar var. RAID'lerden şöyle kabaca bahsedelim. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 ve buradan çeşitlendirilebiliyor. RAID 50 falan da oluyor. Şimdi ben bunu akılda tutmanın da kolay olması için aslında RAID 1'den yola çıkıyorum genellikle. RAID 1 anakartın dışında bir tane RAID kartı var. RAID kartı size şunu sağlıyor. Diyelim iki tane diskiniz var. Bu iki diske giden tüm verileri bu RAID kartı yönetiyor. Şöyle şuraya da RAID diyelim. RAID kartı. RAID kartı birinci diske ne yazılacak, ikinci diske ne yazılacak bunları söylüyor. Şimdi bu durumda örneğin RAID 1 için RAID 1, ben şuradan yola çıkıyorum. Bu bir harfini şöyle bir düz bir çizgi gibi düşünün. Bunu eğer ayna derseniz RAID 1 aslında mirror'dır. Yani akılda kalması için biri düz bir çizgiye ve aynaya benzetiyorum. Ve bu aynanın iki tarafına şöyle oluyor. Düz bir işte ayna varsayalım bunu. Hard diskler koyalım sağına soluna. RAID 1 mirror yaparak şunu sağlıyor. Buraya yazılan veri ile buraya yazılan veri birebir aynı. Örneğin ben bu hard diske kendi adımı yazıyorum diyelim. Orcun. Buraya da Orçun yazdım. Yaz dediğim yaz komutunu gönderdiğim anda RAID kartı ikisine de aynı anda bu yaz komutunu gönderiyor. Şimdi bunun avantajı şu. Disklerden birisi bozulsa bile diğeri çalışmaya devam ettiği için herhangi bir veri kaybına uğramıyorum. RAID 1'in yani Mirror'ın avantajı hız konusunda herhangi bir artısı veya eksiği yok. Buna eksi demeyelim, nötr. Ama yedeklilik konusunda avantajlı. Çünkü birebir yedeği var. RAID 0'a gelecek olursak, RAID 0'da ise durum farklı. İki tane hard diskiniz var. Bu sefer bunları peş peşe ekliyor. Ben buraya Orçun yaz dediğim anda ilk heceyi atıyorum. Bu tamamen örnek farazi veriyorum. Oru buraya yazıyor, şunu buraya yazıyor. Bunun avantajı ne? Birinci hard diske or yaz, ikincisine çun yaz derken yarısını bu, yarısını bu yazdığı için iki katı hızlı oluyor. Yani iki diskin de performansından yararlanmış oluyor. Hız konusunda iyi, RAID 0. Bunun bu arada adı Stripe Set diye geçer. Stripe çizgi demek veya böyle devamı gibi. Ne diyelim? Zebra'nın çizgileri gibi. Stripe ona denir. Veriyi diskler arasında dağıttığı yapıya RAID 0 deniyor. Hızlıdır çünkü iki diskinde okuma yazma hızını kullanır. Şurada bahsettiğim IO'ları kullanır. Yedeklilik açısından ise tamamen felakettir, kötüdür. Çünkü disklerden biri bile gitse diğerindeki veriler sağlam bile olsa sizin hiçbir işinize yaramaz. Yedeklilik açısından kötüdür. Hız konusundan ise süperdir. Yani sizin çok hızlı bir işleme ihtiyacınız varsa bunu kullanabilirsiniz ama verileriniz riskte olacaktır. Risk durumu yüksek. RAID 5'e gelince RAID 5 ise genellikle minimum 3 tane diskten oluşur. 3 tane disk de şu şekilde çalışır. Diskleri şöyle yan yana çizelim. Ben bu disklere Orçun yazdıracaksam birincisine Or yazdı, ikincisine Çun yazdı. Üçüncüsüne de bu ikisinin işleminden ortaya çıkan
Parite dediğimiz sağlamasını yazar. Bu da şudur. Yani matematik işlemi gibi düşünün. 2 artı 3. Buraya eşittirini yazıyor. Sonucu 5. Şimdi bu durumda aradaki disk gittiğinde ben burayı kaybettim. Buradaki veriler gitti. 2 elimde sağlam, 5 de sağlam. O zaman 3'ü bilebilirim. 3'ü kaybettim sayılmaz. Bu şekilde yedekleyerek aslında disklerden biri gitse bile diğer ikisiyle hayatına devam edebiliyor. Buradaki pariteyi kullanarak aslında veriyi tamamlıyor. Şu or'un devamında ne olduğunu biliyor. Bunu çok basit bir matematiksel örnekle açıkladım. Bunun da tabii arka planda yatan teknik algoritması bu şekilde değil. Ama basitçe anlatacak olursak bu şekilde. 3 tane disk ikisine veriyi yazıyor ve bu iki veriyi de sürekli değiştiriyor. Önce 1 ile 2'ye yazıyor, 1 ile 3'e yazıyor, 2 ile 3'e yazıyor. Pariteyi sürekli yer değiştiriyor. Pariteyi 1. diske, 2. diske, 3. diske diye. Bu şekilde bir diski parite yaptığı için bu bozulan diskin yerine biz getirip yeni bir sıfır disk taktığımız anda pariteye bakarak buradaki verileri tamamlıyor. Tekrar ilk baştaki hiç bozulmamış verilere dönmüş oluyor. Burada hız durumu nedir? Hız durumu tek diske göre biraz daha hızlı. Yedeklilik açısından ise yine iyi durumda çünkü bir tane diski kaybetmemize olanak tanıyor. Yani veri kaybı yaşatmıyor bize. Yedeklik durumundan da iyi. Fakat bundan bir iyi durum daha var. O da 1.0. Aslında 1.0'ı şöyle 1 artı 0 olarak düşünebilirsiniz. Bunu RAID 10 diye yazılıyor ama RAID 1 artı 0. Yani eğer ilk iki maddeyi anladıysanız, biliyorsanız RAID 10'un bundan hiçbir farkı yok. RAID 10 şöyle çalışır. İki tane diski ilk önce stripe yapar. Yani Orçun yazacaksa oru buraya, şunu buraya yazar. Daha sonra bunu tamamen bir mirrorlar. Yedekle aşağıya 3. ve 4. diskler gelir. Bu durumda or ve şun yedeklenmiş olur. Siz burada iki tane diski kaybetme olasılığınız vardır. Hız açısından RAID 5'e göre bir kademe daha iyidir. Yanlış bilmiyorsam daha hızlı. Yedeklilik açısından da iki disk kaybetmeye olanak tanıdığı için yine daha hızlı. Yani RAID 5'in bir üst versiyonu, bir üst kademesi gibi düşünülebilir. Fakat burada önemli bir şey var. Burada bakın iki disk kaybederseniz hayat devam ediyor dedim ama şu ilk iki disk giderse siz verinin yarısını kaybettiniz. Artık cunlar bir işe yaramayacağı için hangi iki diski kaybettiğiniz de önemli. Yani şansınıza bu mirror'ın olduğu iki disk giderse yedekliğiniz devam ediyor. Ama yanlış ikisi giderse devam etmiyor. Yine yedeklik konusunda hani RAID 5'ten bir kademe daha üstün diyemeyiz tam olarak. Hız açısından biraz daha iyi. Günümüzde hard disklerin vesairenin maliyeti düştüğü için artık çoğunlukla RAID 10 tercih ediliyor. Çünkü hız olarak RAID 5'ten bir kademe daha üst dediğim gibi. Bir de bahsetmediğim RAID 6 var. RAID 6 RAID 5'e çok benzer. Buna double parite yani çift parite diye geçer. Bunda 4 disk kullanırsınız. 4 disk kullanmaktaki amaç veya hani 4 disk gibi düşünün. Veriler 1. ve 2. diske yazılır. 3. ve 4. diske parite yazılır. Bu da parite diskinin yedeklenmesi için. Yani aslında yedeğin yedeği gibi oluyor. Buradaki pariteye bir şey olursa buradaki parite hayatın devam ediyor ama hangi pariteyi kaybettiğiniz önemi yok. Hani bunu da kaybetseniz zaten asıl veriniz yerinde duruyor. Bu sadece bir tık daha yedeklik yani bir disk daha kaybetme imkanı sağlıyor size. Ama hız ve şey açısından çok farkı var mı bilmiyorum. Onu resmi dokümanlardan siz bakın, inceleyin. Genel olarak hani çalışma prensibi, yapısı bu şekilde. Dediğim gibi mirror'dan yola çıkarsanız daha kolay. RAID 1 bir mirror'dır. Yani birebir yedekli. Aynı veriyi iki diske de yazar. RAID 0 aynı veriyi dağıtarak yazar. Daha hızlıdır ama yedekli değildir. Bu ikisinin en iyi alternatifi RAID 5'tir. Uzun yıllar hep RAID 5 kullandık. Çünkü diskler de pahalı olduğu için. Bu arada şeyden bahsetmedik aslında. Bu da önemli bir konu. Boyut anlamında. Boyuttan hiç bahsetmedik.
Örneğin birinci diskimiz 1 TB olsun. İkinci diskimiz de 1 TB. Stripe yaptığımızda ikisini de veri olarak kullandığı için boyutu bakın ne oldu? 1 artı 1, 2 TB boyutu oldu. Yani boyut açısından ikisini peş peşe eklediği için iki diskin de tamamını kullanıyor. Boyut açısından avantajlı ama aslında hani iki disk ne kadarsa o kadar. Yani en azından veri kaybı yok diyelim. Mirror'da ise normalde 2 TB'lık disk kullanıyorsunuz. Yine 2 tane disk. Ama boyutu 1 TB kullanılabilir alan. Çünkü aynı veriyi hem ona hem ona yazıyor. Siz böylece 2 TB veri yazamıyorsunuz. Toplamda 1 TB. 2 TB'lık diskiniz var. Yarısını öldürmüş oluyorsunuz. Boyut açısından dezavantaj. RAID 5'te ise 3 tane disk. Bu sefer 1, 2, 3. 3 TB olabilecekken sizin yazabileceğiniz alan 2 TB. 2 bölü 3 oranında veri kaybınız var. Boyut açısından illaki bu yedekli sistemlerde mutlaka veri kaybınız oluyor. Yani 3 TB'lık disk kullanıyorsunuz ama 2 TB'lık veri yazabiliyorsunuz. Boyut açısından yine biraz kötüdür. Burada ise %50 kayıp oluyor. Bakın RAID 10 yaptığınız anda 4 tane disk kullanıyorsunuz. 4 TB olabilecekken sadece 2 TB'ını kullanabiliyorsunuz. Yani yarısı boşa gidiyor. 2 bölü 4, %50'si. Toplam bu 4 diskin sadece ikisine veri yazmışsınız gibi oluyor. Sizin kullanabileceğiniz disk alanı 2 TB. Boyut alanından yine küçük. Ama dediğim gibi yedeklik istiyorsanız illa zaten bir alandan feragat etmeniz gerekiyor. RAID 6'da da aynı şekilde 2 bölü 4 TB yarısı gidiyor. Bu tabii kullandığınız diske göre. Burada eğer 5 tane disk kullansaydınız 5 diskin ikisi parite olarak geçecekti. 3 tanesine veri yazabilecektiniz. Yani 3 bölü 5 TB şeklinde olacaktı RAID 6 için. 2 diski parite için ayırıyor genel olarak. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Yani sizin de aklınıza takılanlar varsa yorumlar kısmına bırakın veya soru olarak ekleyin. Bildiğim kadarıyla dilim döndüğünce cevaplamaya çalışayım. Umarım çok aklınızı karıştırmamışımdır yani şu çizimlerle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.